acaba? Gittim. Hayır, doktordan, kadın doktorundan rapor aldım. Hekaretimle ilgili. Alman doktorundan aldım. Titriyorum şu an, utanıyorum da yani bunu göstermeye. Yani çok benim özelim bu. Ama mecbur bıraktılar bunu göstermeye. Kimse bana inanmadı. Dur adam! Hakkı Bey, bu buyursunlar. Neydi? Ben anlamadım. Efendim, bu da Alman doktordan alınan bekaret raporu. Niye gördük ki biz onu? İşte biz onu size sormak istiyoruz. Üstadımız, pirimiz olarak. Bu iki haberi arka arkaya koyduk arka ki. Niye geldi? Özellikle. Arka arkaya koyduk ki bu... Beni bu alanda uzman mı zannediyorsunuz? Hayır. Hayır. Çok, benim için çok karışık bir düzen. Benim için de çok karışık. Artık anlamaktan acizim. Bu saatte niye zihnimizi karıştırıyoruz? Hayır. Şunun için, şunu konuşmak için koyduk. Çünkü yani bu tamam. Şimdi gazetecilerin de hakkını yemeyelim. Yemeyelim. Magazinin de. Hakkını yiyoruz bazen. Evet. Tamam, bu onların çanak tuttuğu bir düzen. Ama öbürleri de koşturuyorlar ya. Biri nereyi kestirmiş? Bir iki bekaret raporu. Yani hırsızın hiç mi günahı yok? Bu evlenme talebi demin onun bir çaresine bakalım isterseniz bize. Zihni fena takılmaya başladı bu konu. Bunu magazin basının hakkını yememek için koyduk. Haklısınız. Devam! Şakacı bu kez Reyhan Karaca ile bir olup Hasan...